Arkadaşlar merhabalar. Kimyasal kinetik konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere integrallenmiş hız yasalarını anlatacağım. Şimdi ilk olarak sıfırıncı dereceden reaksiyonların integrallenmiş hız yasasını anlatacağım. Arkadaşlar sıfırıncı dereceden reaksiyonlar heterojen sistemli bazı reaksiyonlarda görülür. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bir A maddesi tepkimeye girmiş, ürün oluşmuş veya ürünler oluşmuş. Ancak yapılan deneyler sonucu kimyasal hız ifadesini yani R'nin A'nın derişimine bağlı olmadığı görülmüştür. Sıfırıncı dereceden demek şu demek arkadaşlar. R eşittir. Yani sıfırıncı dereceden bir reaksiyonun hız ifadesini yazarsak R eşittir. K çarpı A üzeri 0. Yani direkt R K hız sabitine eşit olmuş oluyor. Şimdi bunu şöyle de yazabiliyorduk. Şimdi sonuçta A maddesi harcanacak. Ne oluyor? Eksi oluyor. Başındaki stöçiyometrik katsayı ise 1. Ne yapıyorduk? DA bölü DT yapıyorduk. Daha önceki videomda da bahsettim. Yine eşitliyorduk arkadaşlar. Ne oluyordu? İlk bulduğum şey neydi? R eşittir. K ifadesi. Onu da yazıyorum. K çarpı A üzeri 0. Yine açık olarak yazayım ben. Yani direkt K'ya eşit olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, sıfırıncı dereceden reaksiyonların hız ifadesi bu şekilde. Şimdi bunun integralini alarak, belirli integralini alarak, belirli integrali ne demek arkadaşlar? Sonuçta bu T, mesela T, yani zaman. T eşittir sıfırdan başlayacak. Herhangi bir T anına, mesela T1'e 0 diyeyim, T2'ye T anında herhangi bir T anı arasında değişecek. Yani zaman bu iki zaman arasında değişecek. Derişim ise arkadaşlar yani A'nın derişimi başlangıç derişimiyle sonuçta bu A'nın bir başlangıç derişimi var. Ve herhangi bir anda herhangi bir T anındaki A derişimi arasında değişecek. Sınırlarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi bunu matematiğe dökersek yani şöyle yapacağız. Eksi DA bölü DT yazıyorum. Eksi DA bölü DT eşittir. K çarpı A üzeri sıfırdan yani A üzeri sıfırda 1 olduğu için direkt K yazdım. Şimdi eksiği dışarı attım. DA bölü DA şuradaki DT'yi karşı tarafa atıyorum. DT bu tarafa geçmiş oluyor. Yani KDT olmuş oluyor. Buradaki DA ve DT ifadelerinin belirli integralini alıyorum arkadaşlar. Şimdi benim DA belirli integral ne demek? Yani DA'nın sınırlarını belirleyeceğim. Sınır neydi arkadaşlar? A0'dan A'ya değişim. Başlangıç, bitiş. DT yani zaman ise 0'dan T'ye idi arkadaşlar. 0'dan T'ye. Şimdi arkadaşlar DA'nın integrali ne olacak arkadaşlar? A olacak. Belirli integralini alırsam arkadaşlar bu aslında A eksi A sıfır eşittir. DT'nin integrali T. Belirli integralini alırsam bu tarafta arkadaşlar KT oldu. Şimdi bu eksiği parantez içerisine dağıtıyorum arkadaşlar. O zaman ne olacak? A sıfır şöyle yazayım. A sıfır eksi A eşittir. KT olmuş olacak arkadaşlar. Yani sıfırıncı dereceden bir reaksiyonun hız ifadesini arkadaşlar integrallenmiş hız yasasını integrallenmiş hız yasasını bulmuş oldum arkadaşlar. Yani başlangıç derişiminden herhangi bir T anındaki derişimini, A'nın derişimini çıkartıyorum. Neye eşit olmuş oluyor? Hız sabitiyle T anına eşit olmuş oluyor. Şimdi yarılanma süresi diye bir kavramımız vardı arkadaşlar. Bu yarılanma süresi neydi? Herhangi bir maddenin derişiminin yarıya inmesi için geçen süreydi. Şimdi burada şöyle yapacağım. Buradaki A derişimini yani şu denklemde yer alan
A derişimini A0 bölü 2, yani başlangıç derişiminin yarısı olarak alacağım. Tekrar denklemi yazıyorum arkadaşlar. Tekrar denklemi yazıyorum. A0 eksi A0 bölü 2. A0 bölü 2 eşittir. K çarpı T1 bölü 2 yazacağım. Yarılanma süresini bulmak istediğim için. Arkadaşlar bu ifadeyi de çözdükten sonra bulacağım şey ne olacak? 2 A0 eksi A0 A0 kalmış olacak. K'yı da paydayı alırsam daha doğrusu 2K çünkü paydada 2 duruyor. 2K'yı da paydayı aldım. Burada da T1 bölü 2 kaldı. Yani arkadaşlar ben sıfırıncı dereceden bir reaksiyonun yarılanma süresinin formülünü bulmuş oldum. A0 bölü yani başlangıç derişimi bölü 2 çarpı K hız sabiti arkadaşlar. Yani integrallenmiş hız yasasıyla sıfırıncı dereceden bir reaksiyonun hız ifadesini integrallediğim zaman iki tane sonuç bulmuş oldum. Bir tanesi A0 eksi A eşittir KT ifadesi. Diğeri ise A0 bölü 2A'nın yarılanma süresine eşit olduğunu buldum. Dikkat edin arkadaşlar. Buradaki bu yarılanma süresi başlangıç derişimine bağlı diyebiliriz arkadaşlar. Sıfırıncı dereceden reaksiyonların integrallenmiş hız yasası bu şekilde bulunur. Arkadaşlar bu anlattıklarımı bir soru üzerinde pekiştirmek gerekirse demiş ki bize sıfırıncı dereceden olduğu bilinen bir reaksiyonun yarılanma süresi 11 saat demiş. Reaksiyonun %91'inin tamamlanması için geçen süreyi hesaplayınız demiş. Arkadaşlar bana ne vermiş? T1 bölü 2'yi vermiş. 11 saat demiş. 11 saat. Benden T'yi istiyor arkadaşlar. Bir de bana bir bilgi olarak bu reaksiyon %91 oranında tamamlanıyor. Arkadaşlar ben ne biliyorum? Sıfırıncı dereceden bir reaksiyonun yarılanma süresi başlangıç derişimi bölü 2 çarpı K hız sabitiydi. Arkadaşlar bu yarılanma süresini ben saat olarak çözeceğim. Bunu saniyeye de çevirip de çözebilirsiniz. 11 eşittir. Yani ben buraya saat olarak yazacağım arkadaşlar. A0'ı yani başlangıç derişimini arkadaşlar 100 molar olarak aldım. 2K. K ne oluyor arkadaşlar? 100 bölü 22. 100 molar bölü 22'den arkadaşlar. Yani bu buradaki tabii saat birimi de saat. 11'in birimi de saat. Buradan arkadaşlar K hız sabitinin birimini arkadaşlar 4,545 molar bölü saat olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. Molar bölü saat. Saniyeye de çevirebiliriz arkadaşlar istiyorsanız. Ben burada saat olarak çözdüm birimini. Şimdi reaksiyonun %91'inin tamamlanması için geçen süreyi hesaplayınız. Yani bana T'yi hesaplayın diyor arkadaşlar. Şimdi diğer formülüm neydi? Sıfırıncı dereceden reaksiyonun hız ifadesi neydi arkadaşlar? A0 eksi A eşittir. Neydi arkadaşlar? KT'ydi. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken husus şu. A0 ne olarak alacağım arkadaşlar? 100 aldım. Zaten başta almıştım. Şimdi buradaki A reaksiyon diyor ki %91'inin tamamlanması için diyor. Arkadaşlar şunu ifade etmek istiyor. Bir A maddem var. Ürünler oluşmuş. Başlangıçta 100 molarım vardı. Bunun sonucunda arkadaşlar 91 molar oluşmuş. Yani 91 molar ürüne dönüşmüş arkadaşlar. %91'i tamamlanmış. Aradaki değişim ne olur arkadaşlar? Aradaki değişim 9 olur. Yani bu neyi ifade ediyor arkadaşlar? A'nın molaritesini ifade ediyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu. Buradan A 9 olarak bulunuyor.
eşittir. 100 eksi 9 eşittir. K neydi arkadaşlar? 4,545 çarpı T. T'yi arkadaşlar buradan 4,545 bölü 91'den 20,02 saat bulurum arkadaşlar. Burada sadece dikkat etmem gereken reaksiyon diyor %91 oranında tamamlanıyor diyor. Yani oluşan ürün 91. Peki aradaki değişim ne kadar arkadaşlar? 9. Yani bu 9 A'ya eşit olmuş oluyor. A'nın derişimine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Burada buna dikkat etmemiz lazım. 100 eksi 9 eşittir. 4,545 çarpı T'den T'yi arkadaşlar 20 saat bulmuş oldum. Yani reaksiyonumun %91'inin tamamlanması için geçen süre arkadaşlar 20 saat. Bunu saniyede çevirebiliriz arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı bu şekildeydi. Arkadaşlar birinci dereceden reaksiyonların integrallenmiş hız yasası şu şekilde bulunuyor. Yine bir A maddemiz var. Ürünlere dönüşüyor. Bunun için arkadaşlar, daha doğrusu ürünler, kimyasal hız ifadesini yazarsak arkadaşlar, eksi dA bölü dt, eksi dA bölü dt eşittir K çarpı A. 1'i yazmıyorum arkadaşlar. A üzeri 1 A oluyor. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle yapıyorum. A'yı bu tarafa, T'yi bu tarafa atıyorum. Yani eksi dA bölü A eşittir K çarpı dt oluyor arkadaşlar. Daha sonra eksiği dışarı attım. Bu dA bölü A'nın belirli integralini alıyorum. Ve tabi dt'nin de belirli integralini alıyorum. Neydi? Yine sınırlar değişmiyor arkadaşlar. Sıfırdan t'ye ve a sıfırdan a'ya arkadaşlar. 1 bölü a'nın belirli integrali nedir arkadaşlar? Ln a'dır. Eksi ln a eksi ln a sıfır eşittir kt. Bu eksiği arkadaşlar içeri dağıtıyorum. O zaman ne oluyor? Ln a sıfır eksi ln a eşittir kt olmuş oluyor arkadaşlar. Yani birinci dereceden reaksiyonların integrallenmiş hız yasası arkadaşlar ln a sıfır eksi ln a eşittir kt'dir arkadaşlar. Tekrar yazıyorum. Ln a sıfır eksi ln a kt'dir. Bunu matematiksel olarak şöyle de yazabiliriz. Ln a sıfır bölü a halinde de yazabiliriz arkadaşlar. Kt. Yarılanma süresini bulmam gerekirse arkadaşlar. Yani t1 bölü 2'yi. T1 bölü 2'yi bulmam istendiğinde arkadaşlar ne yapıyordum a yerine? A sıfır bölü 2 yazıyordum. Başlangıç derişiminin yarısını yazıyordum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Ln a sıfır eksi ln a sıfır bölü 2. Pardon, şu köşeli parantez değil arkadaşlar. Kt1 bölü 2. Bunun sonucu arkadaşlar ne olacak? Ln a sıfır. Ln a sıfır eksi ln a sıfır eksi ln 2 olacak ama şuradaki eksiden dolayı arkadaşlar artı ln 2 olacak. Ln 2 olacak. K çarpı t 1 bölü 2. Ln a sıfırlar gidecek arkadaşlar. Bunun sonucunda ne olacak? t 1 bölü 2 t 1 bölü 2 ln 2 bölü K. Yani 0,693 bölü K olacak arkadaşlar. Ne bulduk ilk önce? Birinci dereceden reaksiyonların denklemini bulduk arkadaşlar. Ln a 0 eksi ln a eşittir kt veya
ln a0 bölü a eşittir kt. Daha sonra ne bulduk arkadaşlar? Birinci dereceden reaksiyonların yarılanma süresini bulduk. Burada dikkat edin arkadaşlar. Yarılanma süresi sıfırıncı dereceden reaksiyonlarda olduğu gibi A0'a yani başlangıç derişimine bağlı değil arkadaşlar. Neye bağlı? Hız sabitine bağlı. Zaten hangi dereceden reaksiyon olursa olsun yarılanma süresi hız sabitiyle ters orantılı arkadaşlar. Ama birinci dereceden reaksiyon için bilmemiz gereken T1 bölü 2 A0'a yani başlangıç derişimine bağlı değil arkadaşlar. En önemli bilmemiz gereken husus bu. Arkadaşlar anlattıklarımı bir örnek üzerinde pekiştirmek gerekirse, demiş ki bize gaz fazında yürüyen diazot pentoksit reaksiyonu vermiş. Bu reaksiyonu 25 santigratta K hız sabitini vermiş ve demiş ki 1,38 çarpı 10 üzeri -5 saniye üzeri -1. Ve bizden tepkime derecesini istemiş. Kısaca yazıyorum arkadaşlar. Ve diazot pentoksidin yarılanma süresini istemiş. Yarılanma süresi. Şimdi arkadaşlar tepkime hız sabitinin birimine bakarak ben zaten tepkime derecesini anlayabilirim. Arkadaşlar birinci dereceden reaksiyonların hız birimi 1 bölü saniye yani saniye üzeri -1'dir. Ben buradan direkt N'nin 1 olduğunu bulabilirdim arkadaşlar. Şöyle de yapabilirdim. Hız ifadesini yazardım. R eşittir K çarpı N2O5 üzeri N. Daha önceki videolarımda da demiştim arkadaşlar. Tepkime hızının birimi hiçbir zaman değişmez. Her zaman mol bölü desimetre küp saniyedir arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. Mol bölü desimetre küp saniye. K'nın birimini arkadaşlar yine saniye. Yani S üzeri -1. N2O5 aksi söylenmemiş. Mol bölü desimetre küp. Yani molarite birimini alacağım. Üzerinde. Arkadaşlar bu eşitliği birimlerin birbirine eşit olması için N'nin 1 çıkması lazım arkadaşlar. Buradan da tepkime derecesinin 1 olduğunu bulabilirdim. Şimdi arkadaşlar daha sonra bize demiş ki yarılanma süresi nedir demiş. Arkadaşlar birinci dereceden reaksiyonların yarılanma süresi neydi? 0,693 bölü K'ydı. Bunu bu şekilde de çözebilirdik. Yani 0,693 bölü 1,38 çarpı 10 üzeri -5 de diyebilirdik. Ancak arkadaşlar çıkan sonuç yanlış olurdu. Neden yanlış olurdu? Çünkü bizim reaksiyonumuzda diazot pentoksidin başındaki stöküyometrik katsayı arkadaşlar 2. Bunu da hesaba katmamız lazım. Şimdi birinci dereceden reaksiyonların tepkime hız ifadesi neydi arkadaşlar? Ln A eksi ln A0 eksi KT. Ya da şöyle de yazabilirdim. Ln A0 eksi ln A KT de yazabilirdim arkadaşlar. Şimdi hız ifadesini tekrar yazıyorum arkadaşlar. R eşittir. Eksi 1 bölü 2. 2 stöküyometrik katsayı. D N2O5 bölü DT eşittir. Neye eşit olacak arkadaşlar? K çarpı N2O5. Şurada tabi 1 var ama bu yazılmıyor arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yapınca yani belirli integrali alınca arkadaşlar A0 A DN2O5 DN2O5 bölü N2O5'in integralini alsam burada da T'nin belirli integralini alsam ve tabi iki sayısı var arkadaşlar. Çıkan sonuç arkadaşlar değişmeyecek. Sadece bunu uzun uzun yazmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir ifade olacak. Ln A eksi ln A0 eksi 2 KT olmuş olacak arkadaşlar. Yani sadece şuraya 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaparsak, bu işlemin sonucunda arkadaşlar
Yani yarılanma süresini. Tabii bunu devam ettirmemiz lazım. Burada T'yi biliyor. Bu T için. Buradaki T. T1 bölü 2'yi alacağız. T1 bölü 2'yi aldığımızda da yine ne yapıyorduk arkadaşlar? Ln a yerine a0 bölü 2 alıyorduk arkadaşlar. Sonucunda ne çıkıyordu? 0,693 bölü k çıkacaktı. Burada bir de 2 eklendi. Uzun uzun çözmüyorum arkadaşlar. 0,693 bölü 2k olacak arkadaşlar. Yani sadece şu k ifadesinin yerine 2 gelecek arkadaşlar. Bunun sonucunda yani 0,693 bölü 2 çarpı 1,38 çarpı 10 üzeri eksi 5. Eksi 5'ten arkadaşlar. Bulacağım sonuç 2,51 çarpı 10 üzeri 4 saniyedir arkadaşlar. 2,51 çarpı 10 üzeri 4 saniye. Burada benim dikkat etmem gereken şey N2O5'in başındaki 2 yani stoikiyometrik katsayı da hesaba katmak olacaktı. Aslında alacağım integralde 2'yi de hesaba katacaktım. Yani direkt bu şekilde 0,693 bölü k yazıp da çözmek doğru olmazdı. Bu sorunun cevabı bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Ne öğrendik arkadaşlar? Sıfırıncı dereceden bir reaksiyonun integrallenmiş hız yasası a0 eksi a kt olduğunu öğrendik. Yarılanma süresinde ise a yerine a0 bölü 2 yazarak a0 bölü 2k olduğunu öğrendik. Dikkat ederseniz arkadaşlar, sıfırıncı dereceden reaksiyonlarda yarılanma süresi başlangıç derişimine bağlı arkadaşlar. Başlangıç derişimine bağlı. Birinci dereceden reaksiyonlarda ne öğrendik arkadaşlar? İntegrallenmiş hız yasası ln a eksi ln a0 eşittir eksi kt veya bu eksiyi dağıtıp ln a0 eksi ln a eşittir kt şeklinde de yazabiliriz. Arkadaşlar bunların diğer bir yazım ifadesi. Ln ifadesi olduğu için bu şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. Eksi kt halinde de yazabiliriz. Yine a'nın yerine a0 bölü 2 yazarak birinci derece tepkimelerin yarılanma süreleri 0,693 bölü k yani ln 2 bölü k da aslında ve başlangıç derişiminden bağımsız arkadaşlar. Başlangıç derişiminden bağımsızdır yarılanma süreleri. Yani k hız sabitine bağlı. Zaten dikkat edin arkadaşlar. Tepkime hangi dereceden olursa olsun k hız sabiti yarılanma süresi diğer videolarımda da göstereceğim. Sıfırıncı derece, birinci dereceyi gösterdim. Diğer videolarımda da ikinci derece ve üçüncü dereceden tepkimelerin integrallenmiş hız yasasını göstereceğim. Orada da yine aynı sonuç çıkacak. Yarılanma süreleri K hız sabitleriyle orantılı olacak her zaman. Ve unutmamamız gereken şuydu. K'nın birimi arkadaşlar sıfırıncı derecede neydi? Mol bölü desimetre küp saniye. Birinci derecede neydiyse arkadaşlar saniye üzeri eksi birdi. Yani sorularda K hız sabitinin birbirine bakarak da tepkimenin derecesini anlayabilirdik. Diğer videolarımı izlemenizi rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.